İrfan Demet, Yiğit'i Teşletmeleri Genel Müdürü. Aracımızın teknik özellikleriyle ilgili size bazı bilgiler vereceğim. İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü olarak dünyada gelişen teknolojileri yakından takip ediyor. Rasyonel olanları İstanbul'umuza kazandırıyoruz. Bunun bir örneği de arkamızda gördüğümüz yeni nesil metrobüs aracı. İETT Metro İstanbul İşbirliği ile bu aracı test amacıyla şehrimize getirdik. 1 Nisan'dan itibaren aracımızı metrobüs hattında test ediyoruz. Zincirlikuyu, Beylikdüzü son durakta testlerimizi gerçekleştiriyoruz. Şu ana kadar 1100 kilometre aracımızla yol yaptık. Aracımızın teknik özelliklerinden bahsetmek istiyorum. 40 metre uzunluğunda, 4 vagonlu, 3 körüklü, 420 yolcu kapasiteli. Bu aracın en önemli özelliklerinden bir tanesi 420 yolcu. Yani çok yüksek kapasiteli bir metrobüs. Aracımız elektrikli, sıfır emisyonlu, çevreci bir araç. Otonom kullanılma özelliğine sahip. Yani sürücüsüz de bu aracı kullanabiliyoruz. Çift sürücü kabini sayesinde manevra gerektirmeyen çift yönlü sürüş özelliği mevcut. Aynı zamanda bu aracın en önemli özelliklerinden bir tanesi de her iki yönde de dışa açılır kapıları mevcut. Yani bu araç tamamı hattımızın bu araçtan oluşacağı takdirde ileride, testlerden başarılı çıktığı takdirde o metrobüs yolundaki trafiğe ters gidiş gelişler sona ermiş olacak. Normal trafikle aynı şekilde gitmiş gelmiş olacak araçlarımız. Ve aracın %13 eğim çıkma kabiliyeti var. Metrobüs hattımızdaki en dik rampamız Haramidere. Haramidere rampasından da çok rahat bir şekilde bu aracımız çıkabilmektedir. Ve hızlı şarj imkanına sahip. Biz ileride bu aracı hattın bazı kısımlarını, eğer testlerden başarılı olursa, hattın bazı kısımlarını katenerli hale getirerek, yani aracın bataryasını %100 seviyesinde tutarak kullanmayı planlıyoruz. Engelli erişimine uygun bir aracımız. Otomatik engelli erişimi rampamız mevcut. Diğer araçlarda bulunmayan. Bu kendi segmentindeki son teknoloji bir araç. Metro konforunda ve verimliliğinde, otobüs esnekliğinde yolcularımıza çok rahat ulaşım sağlayabilecek yeni nesil bir araç. Bu aracımızı biraz sonra Sayın Başkanımızla beraber test edeceğiz. Otonom özelliğini de göreceğiz. Testlerden başarılı olması durumunda teknoloji transferi ederek, öncelikle yerli üretime öncelik vererek aracımızı şehrimize, metrobüs hattımıza, İETT'ye, İstanbul Büyükşehir Belediye'mize kazandırmayı hedefliyoruz. Arz ediyorum. Evet. Teşekkürler. Tabii burada hem İETT kurumumuz hem de araçların farklı özelliklerine binaen Metro İstanbul'un müşterek çalışmalarıyla bizim özellikle metrobüs hattındaki yenileşme kavramına uygun araç arayışlarımızda gördüğünüz bu modelle ilgili önümüze bir sonuç gelmişti. Bu sonuç bunun denenebileceği ve özellikle hattaki performansı ve bu noktada metrobüsün önümüzdeki zaman diliminde devam ettiği sürece bu araçlarla daha kolay yolcu birikmeden, yolcu konforunu önceleyen, aynı zamanda tabii hava kirliliğini de çok ciddi seviyede azaltan sıfır emisyonlu bir araç olmasıyla bize sunumu yapıldı. Sonra arkadaşlarımızla bunun mutlaka çok ciddi bir deneme sürecinden geçmesi gerektiğine karar verdik. Tabii hazırlıkları yapıldı. Bu aracın nakli gerçekleştirildi ve bir ayı aşkın süredir. Evet, bir ayı aşkın süredir bu hatta önce bazen trafiğin hiç olmadığı gece vakitleri başlandı. Daha sonra gündüz zaman dilimi içerisinde de denemeler yapıldı.
yolcusuz yapıldı, yolculu ve yüklü şekliyle de denemeleri yapıldı, yapılmaya devam ediyor. Ben de bugün kamuoyuna açık bir şekilde halkımızla birlikte deniyor olacağım. Temel isteğimiz şu, tabii ki metrobüs hattının verimliliği, konforu, yolcu yığılmasını azaltan bir şekilde insanlarımıza hizmet etmesi. Şunu söyleyeyim, metrobüs tabii şu anda biliyorsunuz Avcılar'dan Söğütlü Çeşme'ye kadar uzanan önemli bir ulaşım aracımız. Milyonu aşan yolcuya sahip günlük kapasitesi. Tabii bu hat üzerinde olası şu anda yapımı bitmek üzere olan, yapımı devam eden ve başlanacak olan metro hatlarımız da var. Ama bütün onların yıllara sarih bir şekilde İstanbul ulaşımına katkısı ne olacak? Metrobüs hatlarından beklentimiz ne olacak? Kısa, orta, uzun vadede bu iyileşmeyi sağlayıcı bu tarz araçların sayısı ne olmalı? Bütün bu verimlilik hesapları üzerinden bu araçla ilgili kanaatlerimizi olgunlaştıracağız. Ve günün sonunda en doğru kararı vermek istiyoruz. Bizi cezbeden tarafı yüksek sayıda yolcu kapasitesine sahip olması, sahada performansı, yüksek sayıda yolcu sayısına sahip 400'ün üzerinde, ki şu an bizim en yüksek kapasiteli aracımız 280 yolcu. 280. Evet. Yani onun bile %150'si başkanım. Evet, onun 1,5 katına yakın bir kapasiteye sahip olması ve tabii sıfır emisyonlu bir araç olması. Diğer koşulları da olgunlaştırdığımızda sizleri bilgilendireceğiz. Bir görelim performansını bakalım. Evet, bugün bu yolculuğu Eyüp Sultan sınırlarından başlıyoruz başkanımız da bizimle. Yolculuğu da Avcılar'a doğru yol alarak ta TÜYAP'a kadar gideceğiz galiba, evet, değil mi? Evet başkanım. Avcılar'da sonlandıracağız başkanım. Avcılar Belediye Başkanımızla iki ilçe belediye başkanımızın başlangıç ve bitiş noktasına da şahitlik edecekler. Umarım İstanbul halkı için en doğru tercihi yapıyor olalım. Bizim bu tür olaylardaki temel prensibimiz bu bir işin sürdürülebilirliği, dayanıklılığı. Daha önce biliyorsunuz çok olumsuzluklar yaşandı. Araçlar alındı, uyumsuz oldu, araçlar gidemedi, yokuş tırmanamadı, parçası bulunamadı. Araçlar daha sonra neredeyse tedavülden kalktı ve tabiri caizse hurdaya dönüşecek şekilde çürümeye terk edilmek zorunda kaldı. Bu bahsettiğim şey 16-17 yıl öncesinin bir talihsiz hikayesi. Ama biz bütün işlerimizi çok ince eleyip sık dokuyarak yapmak gayretindeyiz. Çünkü vereceğimiz her kuruş lira milletimizin parası. Onun için en doğru şekliyle yatırım yapma gayreti içerisindeyiz. Umarım hayırlısı olur. Başkanım, araçta 12 adet elektrikli motor var bu araçta. Yani lastiği patlasa dahi 40 km hızla gidebilecek seviyede üretilmiş. Bir önemli özelliği de 100 bin kilometrede yakıt tasarrufu 2,5 milyon lira. Bu çok önemli. Yani filonda bu araçtan 300 tane olması durumunda yaklaşık yıllık 900 milyon yakıt tasarrufu sağlanmış olacak. Ne derler adına, ne kadar zamanda şarj ediyordu araba? 40 dakikada şarj ediliyor. Kaç kilometre? 80 kilometre. %20 bataryası kaldığı haliyle 80 kilometre yol yapabiliyor. Ancak biz burada hattımızın bazı kısımlarını üstten enerji alarak, yani bunu da yaklaşık 5-10 kilometre gibi düşünüyoruz. Oralardan üstte enerji alacak şekilde. Durmadan oradan şarj. Evet, yani araba hiç durmadan çalışacak. Sonsuz bataryası mevcut. Her zaman %100 olacak seviyede planlama yapıyoruz şu an. Katener bölgelerini köprüyü geçemiyor yasal nedenlerden dolayı. O yüzden Zincirlikuyu, Beylikdüzü son durak şeklinde planlayacağız. Söğütlü Çeşme, Zincirlikuyu arasında da mevcut araçlarımızı kullanabiliriz.
Bu araçlar artana kadar ileride eğer alacak olursak, testlerden başarılı olursa bu araçlar hattımızda sadece istasyonlarda küçük revizyonlar yaparak çalıştırabileceğiz. Hem bu araçlar çalışacak hem de mevcut araçlarımız çalışacak. Böyle de bir avantajı söz konusu. Aynı zamanda Özgür Bey de... Ben de birkaç bilgi verebilirim başkanım. Araçların birçok özelliği trenlere benziyor aslında. Elektrikli olması dışında ömürleri de çok uzun. Otobüslerin 8-10 yıl ömrü varken bunların 25-30 yıl gibi ömürleri var, ekonomik ömürleri var. Sizin de demin bildirdiğiniz gibi bu ekonomik açıdan da yapılan yatırımın geri dönüşü açısından çok anlamlı. Ve elektrikli olduğu için masrafları çok düşük, bakım masrafları da çok düşük. 12 tekerinde 12 ayrı motor var. Bu hem rampa çıkışında çok büyük bir performans sağlıyor. Aynı zamanda da arızaların çok fazla önüne geçiyor. Yani aynı anda olsa da 8 tane motor arızalansa bile bu araçlar devam edebiliyor yola. Yolda kalması çok çok zor yani. Hiç kolay kolay görünmeyecek bir şey. Ve ömrünün de çok uzun olması önemli bir özelliği. Çok da esnek araçlar. Şu anda biz önümüzdeki hafta T1 hattında da bunları deneyeceğiz. Sizin T1'in tarihi yarımada bölgesinin katenersizleştirilmesi talimatınız vardı. O kapsamda bunları orada da deneyeceğiz. Katenersiz, o bölgeyi katenersiz geçip diğer bölgelere gitme anlamında. Birçok yerde kullanılabilecek bir araç zaten aslında. Yani o ne bileyim işte Ayasofya yokuşu vesaire, evet, veya o dar dönüşlerde bunun esnek dönüş şeyi uygun mu oraya? Evet başkanım, uygun. Oralarda bir de yani o hat çok dünyanın en fazla yolcu taşıyan hattı ve çok önemli bölgelerden geçiyor. Bir hastaneler bölgesinden geçiyor. Şey gibi mi düşünüyorsunuz mesela, Sirkeci Topkapı gibi mi, yani nasıl öyle bir görünme için? Evet evet. Şöyle aslında ya, tamamı tabii dönüşmesi lazım da o bölgeler katenersiz olacak. Yani mesela turistik olmayan yerlerde yine şarj olarak. Çünkü bu kadar 420 yolcu taşıyan bir aracı tamamen bataryalı yapıp uzun süre şarjla gitmesini sağlamak için 20-25 tonluk bir batarya lazım. Bu anlamlı değil. O yüzden bu sistemlerin en güzeli işte in-motion charging denen giderken şarj olması. Bu şekilde %100 yani sonsuz bir menzili olmuş oluyor aracın. Öbür türlü tabii de tümden bir istasyonda şarj edilmesinin bir istasyon yatırımı da çok yüksek. Evet aynen öyle. O zaman çok büyük bir alan gerekirdi. Hem büyük zaman, yani araç olarak da en az %30-%40 daha fazla sayıda araç gerekirdi. Zaten bunun pantograflı katenerli denenmişliği de var. Başkanım, bizim Ar-Ge merkezimizi sizinle çalış yaptınız. Orada da yapılan birçok çalışmayı burada kullanabileceğiz. Bizim patent pantografımız var mesela. Onu bu araçta kullanabileceğiz. Artı işte içerideki yolcu bilgilendirme sistemleri ve birçok ünitesini yapabileceğiz. Zaten firmayla da konuşurken bu şekilde konuşuldu. Bunun mümkün olduğu kadar yerli üretim olacak şekilde ürettirmeye çalışacağız. O stratejilerde çalışıyoruz. Sürücüsüz kullanma kabiliyetini de test ettiniz tabii. Evet işte. Başkanım. Şu anda Küçükçekmece ve İBB sosyal tesisleri durakları arasında sürücüsüz test ediyoruz. 2.2 kilometre gidiş, dönüş 4.5 kilometre. Biraz sonra da o testi beraber yapacağız zaten. Sürücüsüz olmasının bir avantajı da insan faktöründen kaynaklı hataların minimuma indirilmesi. Yine sürücü olacak, yalnız dokunmayacak. Zaten şöyle bir özellik var araçta. Otonom devam ederken sürücü direksiyona dokunduğu anda otonomdan çıkıyor, sürücünün kontrolüne geçiyor. Ekstra bir şey yapmasına gerek yok. Hani olası bir durumda GPS kesintisi, internet kesintisi durumunda sürücü devralabiliyor. Sürücü hemen direksiyona anında devralabilecek. Evet. Dört parça dört diye. Vagon. Dört evet, parça. Vagon. Beş parçalı tipleri de var. Onların hepsi yapılan çalışma. Şimdi bu aşamaya aslında işte proof of concept deniyor. Yani bu konseptin teknik olarak burada çalışabilirliğini test ediyoruz. İki firma, iki kuruluş beraber. Zincirlikuyu Beylikdüzü hattında tümden diyelim ki bu araçlara geçişi düşündüğünüzde kaç araç ihtiyacı öngörülüyor? O hesapları yapmamız daha lazım ama minimum 300 araç gibi evet, bir araçla bu sistemi çalıştırabiliriz. Şu anda zaten 700 aracımız var. 600'ü hatta her gün her saatte, özellikle pik saatlerde bunu yarıya düşürmüş olacağız. Buradan hem sürücü tasarrufu hem aracın yakıt tasarrufunda dikkate aldığımız zaman bu araçlar 8 ila 10 yıl arasında kendisini amorti etmiş oluyor. Şeyi mesela yani aynı tarz bir aracın yaklaşık kilometre performansı açısından ne kadarlık bir maksimuma ulaşmış, var mı o konuda bir veri? Yani, bir aracımız şu ana kadar
3 milyon yaptı, 2 milyon metre şey kilometre yaptı gibi. 1 milyon kilometre yapan araçları var. Şeyde daha fazla yani rally sistem araçlarında 2 milyon 3 milyon rahatlıkla görülebiliyor. Bunlar da aynı şekilde lastik tekerli olarak. Bunlar da işte o hedefimiz yine 2-3 milyon olacaktır. Bunlar rally sistem aracı gibi ömrü olacaktır. Sorma sahip ama çocuk merakıyla sorayım. Kaç lastik var bunda? 16 tane 16 lastik var. Evet başkanım. 8 aks var. 16 lastik. 16 12 tanesinde motor var. Yani tork mu yapıyor yani o? Evet, çok yüksek bir torku var. Çok yüksek torku var. O yüzden yani rampalarda falan en ufak bir sorun yaşanmadı yani hiçbir şekilde. Ve çok modüler aslında. Mesela bir soru yani kritik soru. Yani araç büyük olunca insanın gözünü korkutuyor ama diğerinden çok da farklı değil belki ama yani arıza olduğunda bu araçların nakli vesaire konusunda o tür yani kriz anlarını yönetme konusunda da herhalde deneyimleri var. Paylaşıyorlar sizinle. Evet. Bu zaten testlerin büyük bir kısmı onlarla ilgili yapılıyor. Acil durum senaryolarının hepsini İETT ile birlikte çalıştık. Çok avantajları var aslında o durumda. Birincisi lastik patlasa bile veya motor bozulduğunda yolda kalmaması çok önemli. Artı iki taraflı kabin olduğu için metrobüs araçlarında 25 metrelik aracı geri götürmek çok zor oluyor. Burada hemen sürücü karşı tarafa geçiyor. Aracı hemen çekebiliyor. Şey var, portatif jeneratörle ikinci bataryalar yanında taşınıyor zaten. Hemen onlarla şarj edilebilir, devreye alınabiliyor. Yani o anlamda da çok büyük avantajları var. Arıza oranları dizel araçlara oranla %90'ın üzerinde daha az başkanım bunlar. Sinyalizasyon sistemiyle çalışıyor. Yani otobüs gibi değil, çok düzenli aralıklarla çalışıyor. O anlamda da tren konforunda dememizin unsurlarından bir tanesi o. Aksiyonlarından çok rahat dönebiliyor. Böyle o koskoca 40 metrelik araç böyle bir tırtıl gibi hani başının geçtiği noktadan geçiyor hepsi böyle. Hepsi aynı noktadan geçiyor. O yüzden bir mesela dar yerlerden geçmekte de sorun çok fazla yaşamıyor. Duygu'dan izah almak istiyorum şu anda. Yeni bir teslimçi var. Ekrem İmamoğlu'da kabinde şu anda. Gördük şaşırdık yani dedik ya. Böyle uzun bir araç. Hayırlı olur inşallah. Bekliyor muydunuz şu anda? İlk test sürüşlerinden biri. İlk olarak görüyorum. Ben zaten gördüm şaşırdım yani dedim. Böyle böyle yani. Bugün de binmek nasip oldu. İnşallah hayırlısı olur yani. Size de soralım. Evet değişik bir duygu. Güzel bir şey bence. Elektrikli olması özellikle. Güzel. Kapının açılmasını bekliyor muydunuz peki? Beklemiyorduk kapı açılacağını. Şaşırdık. Kabinde şu anda Ekrem İmamoğlu evet, var. Onu da gördüm. Güzel bir şey. Beraber seyahat ediyoruz. Yapmıyorum. Hadi geç geç geç. Ay bugün benim şanslı günüm herhalde. Bir bilet almanız. Alıp uzaklarım. Bir saniye. Başkanım. Ay ne güzel. Harika. Ne mutlu. Bir bakar mısınız bu tarafa? Nerede oturuyorsun? Dur aldım bir muhabbet et. Şimdi nereye gidiyordun? Şimdi gelin. Aa ne güzel. Ay çok heyecanlıyım şu an. Ellerim titriyor. Hadi bakalım. Mükemmel oldu. Senin adayla çekilmişsin bakalım. Bak yoldan birbirimizi yakaladık hem de gelin adayı için. 26 Mayıs günü. Evet. Hadi bakalım. Bize haber ver. Bakalım ne yapabiliriz tamam mı? Merhaba efendim.
Kanalımıza destek olmak için lütfen abone olun.